Selamlar dostlar, ben Ahmet. GTA Vice'nin yeni bir bölümüne, 11. bölümüne hoş geldiniz. Geçen videoda hatırlıyorsanız bu motorculuk görevlerine falan başlamıştık. Bir tane yarış yapmıştık, ondan sonra kaos metre diye bir görev falan vardı. Orada fail oldum ben. Sonra polis yakaladı falan derken baya sinir bozucu bir görevdi. Sinir bozucu bir bölümdü geçen video. Ben o motor yarışını tekrardan yaptım, geçtim, kaydettim ve şu an kaos metre görevinin ortasındayım. Neredeyse görevi tamamladım sayılır. O yüzden şu an daha oyuna devam et tuşuna basmıyorum. Hadi bakalım. Kaos metre görevini burada yapmaya çalışacağız. Neredeyse fulledim abi. Kaosun ortasındayız. Birkaç kişi daha öldürsem yapıyorum görevi. Aynen yaptık abi. Çok iyi. Kaç şimdi? Kaç? Ulan görev bitti. Polisle olan çatışmamız bitmedi. Bu saçmalık ya. Sırf görev için çatışıyorduk polisle biz burada. Bu arada şey bulduk bir tane, çok iyi oldu. Evet, şimdi onu satayım. Abi ne oluyor, bir dakika. Oğlum ananı satayım. Şimdi şuradan bir tane araç alacağım. Doğruca kayıt yerine gidiyoruz abi. Ananı... Abi oraya çivi mi döşenir ya? Siz şaka mısınız ya? Dur bakayım. Şunu alacağım da, yok abi motor alınmaz, o motor bok gibi motor ya. Konuşamadım. Neyse dur, elime basit bir şey alayım da hızlıca koşabilelim. Abi silah yok. Oğlum ağzıma sıçıyor lan adamlar. Oğlum silah yok ama şey, ne silah ya? Araba yok. Aga. Araba versenize bana. Aa. Adam gibi araba yok. Aa, bir sürü polis, FBI ışınlıyor, araba ışınlamıyor hiç. Oğlum bu ne? Abi yapmayın, fail falan olmayayım, gözünüzü seveyim. Oha bir dakika, bir dakika. Oo, şş. Fail olursam söylerim. Öldüm ki, öldüm ki. Öldüm ki. Öldüm ki, ananızı satayım ben sizin. Of. Kanka gibi. Arkadaşlar ben vallahi kafayı yiyeceğim ya. Tüm silahlar gitti. Oğlum. Bir kere de adam gibi dümdüz bir görev geçireyim ya. Ya da dümdüz video geçirelim ya. Dümdüz bir video olsun. Deli olduğum bir video daha çekmek istemiyorum ben. GTA Vice City'nin son 2-3 bölümünde kafayı yedik ya. Son çektiğim 2-3 GTA Vice City bölümünde kafayı yedim ben artık. Olmuyor. Devam edemiyorum ben artık bu oyuna. Nasıl alacağız? Shift. 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 Çok fazla almayalım. Parayı çarçur etmeyelim. Bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Şunu... Lan oğlum ölsene ya. Motor üstündeyken bir mermi yiyorsun anasını satayım. Sarsılmıyorsun bile. Bu nasıl saçmalık abi. Neyse ne olur ne olmaz, ben bir kayıt yapmaya gideyim. Oyunu kaydedelim. Daha sonrasında da telefon görevine falan gidelim ya. Orada bir tane telefon görevi var. Daha basit görevlere gidelim. Vallahi kafayı yedirtecek bana bu görevler. Artık hani fail olmadığımız bir video yok. Son videolar... Ben deli oldum ya. GTA Vice City'den nefret ediyorum ben şu an. Zevk alarak oynamıyorum. Sinirleniyorum. Çok çok sinir bozucu. Neyse. Biraz rahatlayalım artık lütfen. İstemiyorum ben bu oyunda daha fazla sinirlenmek. Neyse şöyle yavaştan artık bir mantıklı, daha basit sayılabilecek görevlere doğru gidiyoruz diye umuyorum. Umarım, yani umarım öyle olur. Neyse dostlar, bu arada nasılsınız? Görüşmeyeli. Bu videoyu 10. bölümün bir sonraki günü çekiyorum. 10. bölümü attım. Bir sonraki gün bu videoyu çekiyorum. Tam olarak bir sonraki gün sayılmıyor aslında. Neyse bir sonraki gün yayında olacak en azından bu video. Hemen ardından bir bölüm daha yayınlar mıyım bilmiyorum ama GTA Vice City bitirelim artık. O yüzden hızlı hızlı oynamaya çalışacağım GTA Vice City. Abi harita o kadar büyük değil ama aynı zamanda da hani
Büyük gibi yani. Oradan oraya gidemiyorum, yetişemiyorum hani. San Andreas haritası devasa bir haritaydı ve ben San Andreas'ı nasıl oynadım hiç düşünemiyorum yani. O devasa haritada sürekli fail olup oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya kim bilir kaç saatimi harcadım San Andreas'a. Şu an Vice City için de aynı durum oluyor. Ama ben artık bu kadar fazla saat harcamak istemiyorum sırf bir oyun için. Sırf birkaç basit saçma görev için. Neyse biraz daha yeni nesil oyunlara geçersek daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. En azından daha fazla oyun zevki olur. Daha kolay olur görevler. Eski oyunlar sırf görevleri zor olsun diye tasarlanmış ya. Hani oyunun oyun olma amacı zor olmasıymış eskiden. Öyle görüyorum ben. Şu ana kadar oynadığım eski oyunların hepsi öyle. Neyse şurada bir kaydedelim abi. Gerçi bizim villada kaydetseydik ya villada da zaten şey vardı. Orası daha yakındı hem. Neyse ya gerçi ben telefon görevini yapmak istiyorum. Telefon görevi daha yakın buraya. Burası telefon görevine daha yakın. Şöyle şu telefon görevine gidelim bakalım. En azından fail olmayacağımız bir görev olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bu videoyu şöyle bir 20-30 dakika tutarım herhalde gene. Zaten 20 dakikanın altında video çekmiyoruz genelde ya. Şuradan şöyle gitsem. Bu arada dostlar hangi oyunları kanalda görmek istiyorsunuz yorumlara yazın. Hemen başlamaya çalışacağım artık. Farklı oyunlar oynamak istiyorum. Farklı oyunlar denemek istiyorum. Kendi oynamak istediğim oyunlar da var zaten. Onlara ayrıca başlayacağım. Bir de sizin istediğiniz oyunlar varsa onları da yorumlara yazın. Onlara da ayrıca başlayacağım, oynayacağım. Hani izleyeceğiniz oyunları önerin bana. Şu oyunu oyna dersiniz ama izlemezsiniz. İzleyeceğiniz şeyleri önerin. Ben videosunu çektiğimde kesin izlerim. Sen bu videoyu çekersen abi dediğiniz oyunlar varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Neymiş bu? Harika bir iş çıkardınız mı? Sürekli aynı şey anasını satayım. Aynı şeyi söyleyip duruyor bu adam sürekli. Bayan Dawson az önce Vice Point'teki kuyumcudan çıkacak. Az sonra. Kaza su vererek öldür onu. Oh, what the fuck man. Kaza su nasıl vereceğiz lan? Tamam. Bayan Dawson ölümü trafik kazası gibi görünmeli. Sakın silah kullanma. Oğlum ben bu görevi nedense hatırlıyorum ya. Çok oyunun başlarında verilen bir görev bu. Neyse şöyle gidelim. Şu Bayan Dawson'ı kaza suyla öldürelim. Şöyle. Arabasına çarparak öldüreceğiz herhalde diye düşünüyorum. Sağlık derken ne sağlığı? Bizim sağlık mı? Adamın sağlığı mı? Ben anlamadım. Oğlum bir dakika yapma. Yapma ya abi şaka mı bu ya? Of kesin kaçıracağız adamı. Ulan bunda bile fail oluyorum vallahi kafayı yiyeceğim. Duracak mı araba? Şaka mı bu ya? Deli olmalık. Ben mi oynayamıyorum acaba? Kesinlikle ben oynayamıyorum ama neyse. Şöyle gidelim tekrardan. Bu sefer hızlı hızlı atlayacağım ara sahneleri. Hızlıca bitirelim şu görevi.
Geldik sayılır. Çok da sıkıntı olmaz. Tamam. Hadi abi biraz hızlı ol hadi. Hadi. Burayı niye geçemiyoruz ya? Evet. Motora binelim. Motora binmeyelim gerçi başka bir şeye binelim. Şuna binelim. Şöyle. Şuraya. Geçelim. Hadi abi ya. Onun ara sahneleri geçeceğim dedim. Hiçbir ara sahneyi geçmeme izin vermiyor. Arabası alabilmeye başlayınca uzaklaş. Tamam. İlla ki alev almasım gerekiyor. Farklı şekillerde öldüremiyor muyuz? Mesela takla falan atsa. Gerçi takla atınca da alev alıyor otomatik. Evet, şunu bir halledelim de. Nereden nereye gideceksin oradan? Şaka mı ya? Dümdüz çarptım kadına. Sıyırdı geçti ya. Evet, şöyle. Oğlum hadi la. Ha, sıkıştı. Hadi abi. Ne yapacağız şimdi? Hala kaçıyor. Oğlum ne patlamaz arabaymış ya. Hadi be oğlum. Patlayacak kaybol hemen. Lan oğlum git benim peşimden gelme. Üstümde patlayacak zannettim. 2000 dolar aldık güzel. O kadar uğraşıp da az para aldığımız görevlerden daha iyi en azından. Geçen yaptığımız görevden 1000 dolar mı ne aldık herhalde? Delicesine uğraştığım bir görevden. Şimdi böyle basit bir görevden 2000 dolar gayet güzel. Çekil önümden çekil. Neyse şöyle bir gidelim. Gene kaydedelim. Ondan sonra bir görev daha yapalım. Videoyu bitirelim. Sizi de çok fazla sıkmayayım. Çok uzun video olmasın. Ben de çok fazla sıkılmayayım. Şöyle geçsem şuradan. Tamamdır. Keşke oyunun mekaniği biraz daha güzel olsaymış ya. San Andreas mekanikleri çok daha güzel. Gerçi o zamana göre bu da güzel. Tamam, bir dahaki görevimizi alırız az sonra. Şuradan şöyle en aşağıya kaydettim. Bir sonraki görevde bir şey olsun. Gene telefon görevi yapalım ya. Çok fazla uğraştırıcı görevler almayalım. Bir kez daha telefon görevi yapalım. Gidelim abi. Yakın zaten hem. Hızlı hızlı da bitiyor. Güzel oluyor. En azından bu videoluk böyle basit görevleri yapalım. Ama bu video şeyi de yaptık ya. O kaos metre saçmalığını yaptık. Aşırı uğraştırıcı bir görevdi. Sonunda onu da yaptım. Suikast. Geçe tıkmayız çevrine. Banka soymayı planlıyor. Tamam abi. Soygun yapacak olan elemanların yerini bulup onları imha edeceğiz. Tamam. Yakınımda bir miktar silah bırakıldı. Mike Griffin Washington'daki bir reklam panosuyla uğraşıyor. Tamam abi, okey. Şuradaki motor çok güzelmiş bu arada, bunu alacağım. Oo güzel güzel güzel. İyi silahlar var. Şu motoru alacağım bu arada. Keşke bir de motorların sürüşü güzel olsa. Sağa sola döndürürken tır çarpmasın
çeviriyormuşuz gibi yavaş yavaş dönüyor. Şöyle. Nerede abi? Ben anlamadım. Kimin peşindeyiz şu an biz? Ne yapıyoruz biz burada? Sarı şey burada. Benim ne yapmam gerekiyor tam olarak? Gene bir şey mi kaçırdım ben acaba ya? Abi işaret burada haritadaki işte. Gene mi bir şey kaçırdım? Ha yukarıda. Abi şaka mı bu ya? Yemin ederim saçma sapan görevler vallahi deli olmalı ha. Adına çalışıyor. Güvenlik adına çalışıyor. Tamam. Ocean yolunda diyor. Alt yazıları okuyacağım full bundan sonra ya. Çok önemsemiyordum alt yazıları, böyle göz ucuyla bakıp geçiyordum. Alt yazıda yazıyor herhalde hani nerede oldukları tam olarak. Muhtemelen alt yazıda yukarıda olduğunu kesin söylemiştir. Ben de görmedim. Gerçi haritadaki üçgen yukarıyı gösteriyordu. Ne yapacağım oğlum? Ya şaka mı bu? Aa hızlıca öldü. Çok iyi lan. Hiç beklemiyordum ölmesini. İyi güzel. Şansımız iyi gitti. Kuyumcunun oraya gidecekmişiz şimdi. Neyse şöyle gidelim bakalım. Bunu da halledelim. Umarım daha fazla kişi yoktur herhalde. Diyeceğim de bayağı bir süre vermişler bize. Kesin bir sürü kişi var ya. Neyse şu üçüncüyü de öldürelim. Ondan sonra herhalde bir iki kişi daha öldürürüz herhalde. Daha çok yoktur herhalde ya. Neyse. Dur bakayım şöyle hedefleri de, yoksa seni fark eder. Birini öldürdük de diğeri sıkıntı. İki kişiler miymiş bunlar burada? Neyse şöyle. Bir de motorla bunu da yakalayamam ki anasını satayım. Dur bakayım, sola girdi ya. Kötü oldu. Nereye dönüyor şimdi? Sağa döndü. Abi yapma be, gözünü seveyim ya. Dur hızlıca atla. Kaçmasın abi, lütfen kaçmasın. Lütfen ya, artık fail olmayayım. Dur bakayım şu ananı. Abi. Of. Cidden. Garip ya. Ben bu oyunu bıraksam mı ne yapsam da ya. Daha fazla oynamak istemiyorum ben bu oyunu. Deli edecek bu oyun beni. Kaçırırsam bayağı bir üzülürüm. O kadar yaptık, hallettik. Şunu da öldürelim de bitirelim görevi ya. Motordayken ateş edebildiğimizi unutmuşum. Şu an hatırladım. Çok iyi. Bu da patlar umarım. Nick Kong Washington sahilinde tatil yapıyor. Tamam oraya gidelim. Daha kaç kişi yapacağız ya? Kaç kişi halledeceğiz? Ne kadar uzaktaymış bu haritadan bakalım. O bayağı bir uzakta. Neyse gidelim bunu da bir halledelim. Şöyle bunu da bir halledelim. Ardından umarım bitiyordur görev artık. Ulan anasını. Evet, sonunda buraya da geldik. Da oraya nasıl gideceğiz ya? Abi şaka mı bu? Ah. Evet. Harika. Hangisini kaydettik en son? 27 olan muhtemelen. Şu herhalde.
Of. Gerçekten salak saçma işler. Telefon görevi nerede? Şurada olsa gerek. Abi şaka gibi ya. Fail olduğum şekle bakar mısınız? Geri döneyim diye duruyorum. Polis geliyor, bana sövüp yere vuruyor beni. Motordan aşağıya atıyor. Oğlum ben kafayı yiyeceğim harbiden bu oyun yüzünden. Yok abi, olmuyor yani. Saçma ya. Aşırı sinir bozucu ya. Gel bir de burada yakala. Gel bir de burada yakala. Lanet olsun abi, ben böyle oyuna gerçekten sokayım. Abi bir dakika, benim niye 28 bin? Yanlış bir şeye mi girdim ben? 27 Ağustos'a tıklamışım ya. Eylül'deyiz oğlum biz. Of, gerçekten. Neyse. Neyse, yaşanır böyle şeyler. Vardı bir gariplik zaten görevlerin şekillerinde falan. Of. Kafam iyice karıştı ya valla. İyice sıkıcı olmaya başladı oyun. Ben bu bölümü de çekeyim de biraz ara verelim bu oyuna, başka bir şeyler oynayalım ya. Sniper Ghost Warrior da çok sarmadı beni zaten. Küçükken sarıyordu ama şu an pek sarmadı. Onu da oynayasım yok. Yeni bir oyuna başlayalım, onu oynayalım. Gerçekten sarmıyor çünkü. Hadi abi. Tamam hadi, hadi ya, gözünü seveyim, yürü ya. Tamam hadi. Hadi 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 hadi. Evet. Arkadaşlar, video çekmek aşırı zor bir iş ya. Uzaktan gözüktüğü gibi kolay değil vallahi. Uğraştırıyor ya. Fail oluyorsun, tekrar tekrar çekiyorsun, video bozuk oluyor, tekrar çekiyorsun, baskın yiyorsun, tekrar çekiyorsun. Bir sürü problem yaşıyorsun. Video çekmek vallahi yorucu iş. Gerçekten kafayı yedirten bir iş. Neredesin lan? Gel buraya. Şöyle teklesem şunu. Ha şöyle. Oğlum bunlar bize bir şey verdiydi ya. Sniper verdi. Ben bunu niye kullanmadım hiç? Sniper'ı kullansam belki çok rahat hallederdim. Benim hatam. Hiç böyle dikkat etmiyorum böyle şeylere. Şuradan geçelim abi. Güvenlik bilmem nesi mi ne vardı, onu da burada halledelim. Umarım hızlıca hallederiz görevi. Ulan anasını satayım, basit göreve gidelim diyorum. Basit görev bile zor görev ya. Hani basit görev diye bir şey yok bu oyunda ya. Dur bakayım şuradan halledebilir miyim? Göremiyorum ki adamı. Öldü, çok iyi. Tamam abi. Gene polise molise yakalanmayalım. Vallahi deli olurum ya. Şunu da halledelim. Ben artık GTA Vice City'yi bir süre çekmeyeyim. Böyle bir ay falan biz farklı oyunlarla takılalım. Hemen daha fazla video çekme isteği olur içimde benim. Şimdi daha fazla video çekme isteği olur. Daha fazla video çekerim. Hem de ufak bir ara güzel olur. Farklı oyunlar oynarız. Sonra GTA Vice'ye devam ederiz. Çünkü gerçekten aşırı sinir bozucu olmaya başladı artık. Abi nasıl gördün beni ya? Ananı... Oğlum oradan nasıl öyle bir vuruş yapabilirsin? Arkadaşlar. Yok, bitti. Yok. Ben daha fazla GTA Vice oynamayacağım. Bir ay falan geçen video dedim ki bir hafta GTA Vice yok dedim. Bir hafta sonra bir daha çektim GTA Vice'yi.
Şu anda da bir ay boyunca GTA Vice City yok diyorum. Bir ay GTA Vice City çekmiyorum. Lanet olsun, yeter artık. Kapatıyorum bu videoyu da burada. Yeter. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda bu soktuğumun görevini de yaparız. Diğer görevlerden de yaparız. Bir sonraki video bir ay sonra. Bir ay sonra görüşürüz GTA Vice City serverlerde. Hadi bay bay. Lanet olsun böyle oyuna.